Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Prana'nın araç tipi el süpürgesini inceleyeceğiz. Şoktan almıştım. 40 lira bir civarıydı. Genelde A101'lere de geliyor. 35-40 lira civarında geliyor yine. Hemen kısaca özelliklerine bakalım. Yarım litre kapasiteli bir filtresi var. Yani toz haznesi var. Fırça başlığı var. Ara başlığı var. 2,5 metrelik bir çakmaklık girişi var. Çakmaklıktan alıyor enerjiyi. Kolay temizlenebilir haznesi var. Hemen çıkartıp içini dökebiliyorsunuz. Bir filtresi var. Bu filtre de yıkanılabilir bir filtre. Modelini PVG 4004 Prana'nın. Hemen şu şekilde bakalım. Başka bir söyleyeceğimiz bir şey yok. Evet, şimdi süpürgeye incelemeye bakalım. Şu şekilde bir fırça başlığı demiştik. Bu oluyor. Hemen şu da ara başlığı oluyor. Araları daha iyi alabilmesi için. Bir tane kullanım kitapçığı ve süpürgemizin kendisi arkadaşlar. Oldukça uzun bir kablosu var. Çakmaklıkla çalışıyor. 12 volt çakmaklık girişi olan tüm araçlar için uygundur. Dediğimiz gibi daha çok basit, kolay çıkan bir toz haznesi var. Bu şekilde. Bu da filtresi. Daha önce deneme amaçlı birkaç defa çalıştırmıştım. Şimdi aracımızın içi kirli. Ufak bir test yapacağız. Nasıl çektiğine dair. Bence performans fiyat olarak gayet başarılı. Yani evdeki süpürgelerimizin verdiği performansı beklemeyin tabii ki. Veyahut da petrollerdeki bu yüksek çekim gücüne sahip süpürgelerle karşılaştırmamak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben aracın kontağını açayım. Çakmaklık girişimize takıyoruz. Şurada bir on off tuşu gibi bir tuş var sadece. Onu iki kademesi var arkadaşlar. Yani tuş iki kademeli gibi ama tek kademede çalışıyor sanki makine. Şimdi alt taban halımızı süpürmemiz için fırça başlığımızı kullanacağız. Bu daha iyi alıyor. Şu şekilde göstereyim. Ufak tefek tozlar, taş parçaları var. Biraz uğraşacaksınız ama yani değiyor bence. Çünkü sonuçta ufak 30-40 liralık bir makine. Yani bir anda bütün her şeyi almasını beklememek gerekiyor. Şu şekilde gaz pedalının altında da gördüğünüz kalıplaşmış bir toz parçacığı var. Yani neredeyse tek kalıp haline gelmiş. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir şekilde aldı orayı da. Şöyle az bir şey de burada var. Evet,
Biraz da koltuğumuzun şu ara kısmında, yani el değmeyen yerlerinde gördüğünüz gibi bayağı bir kir var. Bunun için koltuğu biraz yatırayım. Aralara daha iyi girebilmek için. Şu şekilde. Zaten en sondaymış o da. Deneyelim bakalım. Oralarda alabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim ben öncesiyle sonrasını hemen arka arkaya. Yani gerçekten ben bu kadar da beklemiyordum. Bayağı güzel aldı. Yani şu temizliği de biraz uğraşmanız yeterli sadece. Dediğim gibi fiyat performans ürünü. Yani bu fiyata alabileceğiniz bence en güzel ürünlerden bir tanesi. Hem ucuz hem yani çekim gücü falan da kaliteli. Tutup da yani 80-100 liraya araç süpürge almanıza gerek yok. Kullanım ömrü ne kadar olur onu bilemem. Onu kullandıkça göreceğiz. Evet, bu şekilde videomuz sona eriyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına belirtin. Yani elimden geldiğince hepinize cevap vermeye çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.